Bir serinin daha sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma ücretsiz şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki hikayemiz Hüddam Asva Ehli Kubur'un devam serisi olacak. Keyifli dinlemeler. Öncelikle yapmamız gereken şey Allah'a güvenmek. O, biz mazlumların yanındadır her daim. Siz uyurken ben neler yapmamız gerektiğine dair uzun uzun görüşmeler yapıp bazı yollar buldum. Bulduğum bu yolların ilki davet edip anlaşmaya çalışmaktı ama soyları ve azgınlıkları göz önüne alındığında bu mümkün değil gibi göründü gözüme. İkincisi ise yine hepsini davet edip bağlamalarını yapıp öldürmek ama bu defa da soylarından geride kalanlar azgınlıklarını daha da arttırıp size olmasa bile diğer insanlara zarar vermeye çalışacaklardır. Bu da müdahale edemememiz halinde çok insanın acı çekmesi anlamına geliyor. Üçüncü yol ise Müslüman cinlerin hepsini toplayıp büyük bir savaş başlatıp hepsinin köklerini kazımak. Bu kesin çözüm olmasına rağmen çok fazla cinin ölmesine neden olacağından en son başvurabileceğimiz şey olmalı. O yüzden de bulduğum son yolu uygulamamız gerek. O da bizim yapmak zorunda olduğumuz mecburi bir yol. Sizi kurtarırken bazı cinleri öldürmek zorunda kaldığımızdan da bu yoldan başka savaş haricinde kurtuluşumuz yok. O yol nedir hocam? Gece yarısı olmadan bazı cin padişahlarına haber gönderip durumunuzu bildirip mahkeme talep etmemiz. Padişahlar arasında yapılan anlaşmalar gereğince mahkeme talebimizi geri çevirmeye hakları yok. Hangi soydan olurlarsa olsunlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, buna karşı gelemez ve mahkemeye çıkmak zorunda kalırlar. Mahkemeden çıkacak karar ne olursa olsun, buna da uymak zorundalar. Peki, mahkeme bizim için olumsuz karar verirse ne olacak? Kararın öyle olması halinde ise bizler de o karara uymak zorundayız ama durumunuza baktığımızda verilecek karar olumsuz olmayacaktır. Şimdi ben sizlere yeni korumalar yapacağım. Önceki korumalar onların tuzağına düşmeseydiniz ve onların evlerine gitmeseydiniz bozulmaz, yanmazlardı. Benim yapacaklarım ise gece mahkeme için gideceğimizden sizlerin onların enerjilerinden dolayı bayılmamanız için olacak. Ben yanınızdayken korumanız benim. O yüzden de size zarar veremezler. Mahkemeden çıkacak karara göre de gereken neyse onu yapacağız. Şimdi sırasıyla gece için sizleri hazırlamaya başlayalım. Hoca konuşmasını yaptıktan sonra yardımcılarından birine seslendi. Yardımcının kapıyı çalarak içeriye girmesiyle de gereken malzemeleri sayıp getirmesini söyledi. Yardımcısı dışarı çıktıktan en fazla 30 saniye geçmişti ki yeniden kapı çalındı ve içeriye elinde olan üzerinde eşyaların olduğu tepsiyle girdi. Hoca bırakması gereken yeri işaret etti ve tepsinin konmasıyla da malzemeleri hazırlamaya koyuldu. Kalın çömlekten yapılmış tası ve tokmağını alıp önüne bıraktı. Ardından tepside olan bazı otları alıp tasın içerisine belirli oranlarda koydu. Ufak fincan benzeri olan küçük tasın içerisindeki mürekkep benzeri sıvıyı büyük tasın içerisinde olan otların üzerine gezdirdi. Sıvının otlarla birleşmesiyle odaya öyle yoğun bir koku yayıldı ki anlatamam. İkisi ayrı ayrıyken koku gelmemiş, birleştikleri anda bu güzel koku açığa çıkmıştı. Hoca bize geri doğru açılıp oturmamızı, bu işin biraz zaman alacağını söyledikten sonra bizim geriye açılmamız ile Kur'an'dan ayetler okuyarak eline aldığı tokmakla otları ezmeye başladı. Kur'an okurkenki sesi insanı huzurla buluşturup içerisinde olan korkusunu söküp atıyordu. Onun tokmakla otları her ezişinde hissettiğimiz koku daha da güzelleşiyor, kokladıkça daha çok koklamamıza neden oluyordu. Güzel sesiyle Kur'an okumasının üzerine bu koku da eklenince ne derdimiz ne de tasamız kalmamıştı. Herkesin suratında huzurun izleri vardı. Hoca bir saat kadar Kur'an okuyarak otları ezmeye devam etti. Bir saatin sonundaysa amin deyip önce tasa
Ardından da bize doğru üfledi. Nefesi ferahlamamıza neden olmuştu. Biz hocaya bakmaya devam ederken, o, yan tarafında olan beyaz, tülbent benzeri bezi ve hemen altında olan küçük cam şişeyi aldı. Biz, merakla ne yapacak diye seyrederken, yardımcısını çağırdı. Yardımcısı içeriye girdiği gibi, hocanın yanına gelip oturdu ve ne yapması gerektiğini biliyormuşçasına tülbenti açıp, küçük şişenin üzerine tuttu. Hoca, bir saattir dövdüğü tasın içerisinde olanları beyaz tülbentin ortasına döktü. Otlar dökülürken hiç su dökülmemiş gibi kuru, toz halindelerdi. Hoca, içerisinde olanların tamamını döktükten sonra tası kenara bırakıp yardımcısından tülbenti aldı. Yardımcısı tülbenti verdiği gibi geldiği şekilde aynı hızla dışarıya çıktı. Hoca, yeniden okumaya başlayıp otların olduğu kısmı top haline getirdi ve küçük şişeyi diğer eline alıp tülbenti sıkmaya başladı. Onun bunu yapmasıyla bembeyaz tülbent kıpkırmızı olup içerisinde olanların suyu şişeye damlamaya başladı. Demin otların kupkuru olduğunu ve karabiber kıvamında toz halinde olduğunu gördüğüme emindim ama şimdi kesilen bir elden kanın akması gibi damla damla akıyordu. Hoca 5 dakika boyunca bu tülbentin suyunu sıktı. Elinde olan şişe boğaz kısmına kadar dolduğundaysa son kez sıkıp tülbenti kenara bıraktı. İşin garip olan yanı da buradan sonra başladı işte. Tülbenti tepsiye koyduğunda gene bembeyaz hale dönmüştü. Hoca elinde olan küçük şişeyi masanın üzerine bırakıp 4 tane kocaman kağıt aldı. Eline aldığı kalemi o şişeye batırıp bu kağıtlara sırasıyla şekiller çizip yazılar yazdı. Her yazdığı kağıda işi bittiğinde bir defa üfleyip yazıları kurutuyor ve yan tarafına bırakıyordu. 4 kağıdın yazılması 2 saat kadar sürmüş, biz de bıkmadan sıkılmadan hayranlıkla onun yaptığı şeyi izlemiştik. 4 kağıdın bitmesiyle de hoca küçük şişede kalan sıvıyı 4 tane daha ufak şişeye eşit şekilde pay etti ve Meryem'i yanına çağırıp mindere oturmasını, elini uzatmasını söyledi. Meryem'in karşısına oturmasıyla da küçük şişenin birini aldı ve bıçak alıp avuç içini kesip o şişeye 7 damla kadar damlattı. Ardındansa elini sarıp Meryem'e bazı sorular sordu. Aldığı cevaplarla küçük şişenin ağzını kapatıp bir süre çalkaladı. Meryem'e "Yerine geçebilirsin" dedikten sonra sırasıyla bizleri de yanına alıp aynı şeyleri tekrarladı. İlk tur yazma işleminin bitmesiyle "Meryem evladım, yeniden gel" dedi ve az evvel kanını damlattığı şişeyi alıp kalemini değiştirip yazmaya başladı. Bütün yazma işlemleri bittiğinde kağıdı üçgen şekilde katlayarak ufak bir hale getirdi ve Meryem'in baş parmağını ona ait olan küçük şişenin içindeki son damla kana batırıp muskanın ön yüzüne bastırdı. Meryem elini silerken hoca katladığı kağıdı bir derinin içerisine bırakıp bir ip geçirdikten sonra dikti. Her dikişte belirli kelimeleri tekrarlıyordu. İşi bittiğinde ise Meryem'in boynuna okuma yaparak taktı. Sıra bizlere gelmişti. Kalemleri değiştirerek sırayla yazdı. Herkesin muskasını takmasıyla "Artık hazırsınız" dedi ve yardımcısına eşyaları alması için seslendi. Nasıl ayarladıysa şişelerde olan sıvılar parmak basma işlemiyle tamamen bitmişti. Yardımcının eşyaları almasıyla şimdilik işiniz bitti. Avluya çıkıp kahvelerinizi için. Ben gereken yerlere mahkeme için haber göndereceğim. Gece yatsının okunmasıyla da mahkeme yerine gitmek için harekete geçeceğiz. Biraz dağlık bir yer, gece yarısına anca varmış oluruz dedi. Biz büyük avluda oyalanarak akşam ezanına 15 dakika kalana kadar konuşmadan zaman geçirdik. Ortamın bize verdiği huzur varken konuşmaya gerek duymamıştık. Akşam ezanının okunmasına yakın hocanın yardımcıları geldi ve hep birlikte namaza duracağımızı, abdest alıp gelmemizi söyledi. Kadınlar ve erkekler normal camilerde olan usule göre namaza durduk. O güne kadar camiye devamlı gider gelirdim ama böylesine bir huzurla namazı hiç kılmamıştım. Yatsıyı kıldıktan sonra hoca "Hazırlanın, gitme vakti geldi" dedi.
Hocanın emriyle ayaklandık ve yola koyulmak için hazırlandık. Tam dış kapıya doğru yöneleceğimiz sırada kapı çalınmaya başladı. Bize eşlik edecek dostlarımız da geldi. Sakın korkmayın. Ne olursa olsun Allah'a güvenmekten vazgeçmeyin. Ben ve dostlarımız yanınızdayken size hiçbir şeyin zarar verebilmesi mümkün değil. Mahkemede çıkacak olan karara kadar da bizler yanınızda olacağız. Hoca elini kapıya doğru uzattı ve kendine doğru çekti. Hoca korkmayın demişti ama gelenleri görüp de korkmamak ne mümkün. Boyları öylesine uzundu ki kapıdan bakabilmek için eğilmeleri gerekmişti. Hepsinin üzerinde tek tip garip bir kıyafet vardı, asker görünümündelerdi. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun dostlarım. Gönderdiğim haberle her davamda yanımızda olduğunuz gibi bu davada da yanımda oldunuz, kırmadan geldiniz. Allah sizden razı olsun. Hocanın bu sözüyle kapının hemen yan tarafında olan konuştu ama böyle bir konuşma, böyle bir ses olamaz. Hani radyonun sesi açıktır da birden çekmemeye başladığında kalın ve kulak tırmalayan bir ses çıkarır ya, bu konuşanın ses tonu onun daha beteriydi. Kelimeleri anlamak bir kenara dursun, sesi içimizi titretiyordu. Göğüs bölgemde hissediyordum bunu. Hoca gülümsedi ve onlar sizi anlamazlar. Onların anlayacağı şekilde konuşun ki baksanıza, fener görmüş tavşana döndü garipler dedi. O kapının eşiğinde eğilmiş olanların hepsi aynı şekilde gülümseyip bir ağızdan anlaşılır şekilde. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Davanız davamızdır. Hocamızın önderliğinde Allah'ın rızası için gereken neyse yapacağız. Bizden korkmayın. Biz Müslümanlığa ilk geçen cinlerdeniz dediler. Sanki daha evvel çalışılmışçasına bir ağızdan senkron şekilde konuşmuşlardı. Biz de nasıl yaptık bilmiyorum ama Allah sizden razı olsun şeklinde bir ağızdan onları yanıtladık. Hadi o halde yolumuz uzun dedi hoca ve yürümeye başladı. Hocanın yürümesiyle kapının önünde yığılanlar geriye doğru açıldılar ve biz o açılmayla bir şok daha yaşadık. Karşımızda dağlar dolusu aynı görünüşe sahip cin vardı. Bu kadar kalabalık bir grubu ben hayatım boyunca insanların toplandığı büyük statlarda bile görmemiştim. İğne atılsa yere düşmezdi. Hoca elinde olan değneğini kaldırıp yere vurdu ve o uzun olanların hepsi çevremizi sardı. Bir koridor şeklinde bütünleştiler. Artık dışarıda olan hiçbir şeyi göremiyorduk. Elimizde olan meşaleler ne kadar yolu aydınlatsa da onun ötesi yoktu. Köyden dışarıya çıkana kadar bu şekilde yürüdük. Köyün sınırından çıkışımız saate baktığımda 20 dakika kadar sürmüştü. Sınırdan çıkmamızla hoca, bundan sonrasında onların topraklarındayız. Korumanın dışarısındayız dedi ve yürümeye devam etti. Tepelerden inip çıkıyorduk. Saat nasılsa su gibi akıp gidiyordu. Bize göre köyün çıkışından sonra en fazla yarım saat geçmişti ama saate baktığımda 12:10 vardı. Bunu diğerlerine de sorduğumda aynını söylemişlerdi. Hoca yaşına rağmen bu tepelerden iyi şekilde inip çıkıyordu. Biz de ne hikmetse onca yokuş çıkmamıza rağmen hiç yorulmamıştık. Hocanın geldik. Şu sırt kısmını da açtık mı oradayız demesiyle yeniden yola odaklandık. Birkaç dakika sonra en yukarıya çıktığımızda etrafımızda olan koridor genişledi. Onca zaman sonra nihayet bir şeyler görebiliyorduk. Bu vadi mahkemenin görüleceği yerdir. Birazdan karşı tarafta olanlar gelecekler ve mahkeme başlayacak. Hemen karşımızda aşağı doğru akan kocaman bir dere. Öbür tarafta ise onlarca incir ağacı. Orta kısımdaysa iki insan boyunda yakılmış olan bir ateş. Ateşin biraz ilerisinde ise yere ayrı ayrı konmuş ot kümeleri, bir kürsü, bir de rahle vardı. Ateşe yaklaştıkça çevremizden uğultular gelmeye başladı. Ot yığınlarının yanına geldiğimizde hoca
Oturmamız gereken yerleri isimlerimizle sen şuraya, sen buraya, sen oraya diyerek söyleyip yerleştirdi. Bizim oturmamızla da hoca bizimle gelenlere geriye çekilmelerini, taşkınlık olursa vereceği emirle hareket etmelerini söyledi. Hepsi başlarıyla onaylayıp geriye çekilince de bize döndü ve korkmayın. Mahkemeden çıkacak karar dışında sizlere hiçbir şey zarar veremez dedi. Değneğini kaldırıp yere hızla vurdu. İlk vuruşta uğultular arttı. İkinci vuruşta karartıları göründü. Üçüncü vuruşta ise bütün çirkinlikleriyle ateşin öbür tarafında belirdiler. O gece gördüklerimizin tamamı da gelmişti. Hoca bastonunu tekrar yere vurdu ve bize verilen mahkeme hakkını kullanmak için sizleri davet ettik. Daha evvel bu iş tatlıya bağlansın diye uğraşanlar oldu ama onlara da saldırmaya, zarar vermeye çalıştınız, geri durmadınız. Burada kurulacak olan mahkemeden çıkacak karar ile hak ve batıl ayrılacak. Doğrular neyse ortaya çıkacaktır. Mahkemeden çıkacak karara da kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur. Karar neyse o uygulanacaktır dedi. Homurtular artarken hoca üzerinde olan cübbeyi çıkarıp kürsünün yanında olan cübbeyi ve sarığı alıp giydi. Onun bunları giyip kürsünün başına geçmesiyle de orada olanların hepsi başlarını önlerine eğdiler. Biz de filmlerde gördüğümüz mahkeme sahnesinden dolayı ayağa fırlayıp başlarımızı önümüze eğmemizle hocanın oturun demesi bir oldu. Hoca bize bundan bahsetmemişti ama mahkemenin kadısı hakimi oydu. Sağ ve sol yanına iki cin geçerek oturdular. Hoca önünde olan Kur'an-ı Kerim'i eline alıp bazı ayetleri okuduktan sonra Allah'ın hakkını gözeterek kesinlikle doğru kararlar vereceğini, eğer yanlış bir karar verirse Müslümanların onu öldürmesini söyledi, mahkemeyi başlattı. Hoca önce mağdur taraf olarak bize söz hakkı verdi ve içlerinde musallat olmayan ama onların yüzünden problem yaşayan bana ayağa kalk ve sorularıma yanıt ver dedi. Benim ayağa kalkmamla önümde bir cin Kur'an-ı Kerim'le belirdi ve el basarak söylediklerini tekrar ederek yemin etmemi söyledi. Dediklerini elimi Kur'an-ı Kerim'in üzerine basarak tekrarladığımda hoca anlat bakalım Yasir Efendi, olay nedir, nasıl olmuştur dedi. Ben en başından olanları her detayına kadar anlattım, hatta hocanın cinlerinin ölmesine kadar. Bana tamam şimdi otur yerine dedi ve Meryem'e dönerek, Meryem Hanım sen kalk ve olayı yaşayanlardan, kurban verilenlerden olduğun için olanları anlat dedi. Meryem, Cüneyt ve İlyas da aynılarını anlattıklarında öbür taraftan homurtuların yükselmesiyle hoca kafasını o tarafa doğru çevirdi. Şimdi sıra sizde. Siz anlatın derdiniz neyse dedi. Cinlerden biri ayağa kalkıp konuşmaya başladı. Sesi gece cinleri ilk gördüğümüz zamanlardaki gibiydi ama konuşması daha anlaşılırdı. Hepsi sırayla konuştuğunda hoca öfkeden deliye dönmüştü. Sağ ve sol tarafında olan cinlere gidip kontrol etmelerini, yalan varsa gelip söylemelerini emretti. Cinler birkaç saniye sonra bir kaybolup tekrar göründüler. Hoca onları dinledikten sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle karar verilmiştir. Hepimiz ayağa kalktık. Bu Adem'den olmalar hata ederek dinlerinin gerekliliklerini yapmayıp alkol alarak sizin tuzağınıza düşmüşler ama sizlerin Adem'den olanları bu şekilde tuzağa düşürmeye hakkınız yok, kurallarca yasak. Onlar sizlere kurban olarak verilmişler. Evet, bu yüzden onları kurban verenlerin hataları için ayrıca da iki gün evvel sizlerden olanların birkaçının ölmesinden dolayı burada olan her Adem'den olma adına 150 kara keçi verilecek. Ne sizler ne de sizlerden olanlar bir daha bu Adem'den olmalara yaklaşmayacak. Adem'den olanlar da bir daha ağızlarına alkol sürmeyecek ve kaza bela olmadıkça ibadetlerine devam edecekler. İşledikleri günahlar için verecekleri 150 keçi haricinde 50 keçi de kesip fakir fukaralara dağıtacaklar.
Sizlerin insanlara bu şekilde tasallut olmanız, haksız olduğu için hangi soy ya da kökene bağlısınız fark etmeksizin vesvese verip tekrar aynı şeylere karışmamanız ve bu işe kalkışırken aklınıza gelmesi için elinizden damgalanacaksınız. Sözleşmeleri kanla mühürlemek için de birer parmağınız kesilecek. Tekrar aynı hataya düştüğünüzde ise anlaşmadan doğan hak ile sorgu sual dahi edilmeden öldürüleceksiniz. Cinlerden ikisinin itiraz edip hocaya saldırmak için hamle yapmasıyla bir anda etraf aydınlandı. Aydınlıktan çıkan, biz insanlara benzeyen bir cin hocanın önünde belirdi. İkisini de omuzlarından yakaladığı gibi birini sağ tarafa fırlattı. Elinde kalanı ise çok seri bir hareketle arkasına geçtiği gibi elini ağzına sokup havaya kaldırıp yere vurdu. İkinci kere kaldırdığında ise çene kısmından kulakları sağır edecek bir sesle kafasını ayırdı. Sağ tarafa fırlattığı cin ise tam kaçacakken sonradan gelen kafirlerden bir cin onu yakaladı. Onun da görünüşü bu gelen cine benziyordu. O da aynını yaptı. Ortalık bir anda ölüm sessizliğine büründü. Bu sessizliği bozan ise ikinci cini öldüren sonradan gelen cindi. Verilen karar adildir. Bu gebertilenlerin hakları sorulmayacaktır. Bizler ne dine sahip olursak olalım, konulan kurallara uymak zorundayız. Kural, kurulan mahkemelerin adil olması için Muhammed'in dinine inanan ve o dinin kurallarına uyan, haksız karar vermekten inandıkları ve vicdanı için korkanların vermesidir. Şimdiye dek bu mahkemeyi yöneten kişi haksız bir kere olsun karar vermemiştir. Bu gece burada verdiği karar gibi. Ben Muhammed'in dinine inanmayanların temsilcisi olarak yeniden mahkemeyi takip ederdim ama Müslümanların temsilcisi olan verilecek kararın adil olacağını bildiğinden gelmeye gerek bile görmemişti. Saldırı olmasaydı gene gelmeyecekti. Bense bu cinlerin soylarından dolayı taşkınlık yapacaklarını bildiğimden buradaydım ve haklı çıktım. Birini o, diğerini ben öldürdüm. Geri kalanların ya da burada olanların itirazı var mıdır? Eğer varsa şimdi konuşsun ve gereğini Muhammed'in dinine inananlar yapsınlar, biz karışmayacağız. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Işıkla beraber gelen cin, diğerine başıyla onay verdiği gibi geldiği şekilde kayboldu. Onun kaybolmasıyla da demin konuşan cin konuşmaya devam etti. Karar adildir, lakin verilen keçiler artık geçersizdir. Cinler saldırarak haklarından feragat ettiler. Mühürleri vurulup, parmakları kesilip kanla bağlanacaklar. Mahkeme bitmiştir. Hocanın yerinden doğrulmasıyla geçmiş olsun. Allah'ın izni ve adaletiyle kurtuldunuz. Şimdi toplanıp gitme vaktidir. Hepimiz neşeyle hocanın eline kapanırken bütün kafirler gitmiş, bizimle gelen Müslümanlar ise yanımıza gelmişti. Onların eşliğinde hiç konuşmadan hocanın evine vardık. O cinlerden biri bizimle beraber evin içerisine girdi. Kapının kapanmasıyla hoca bize dönerek, "Her biriniz için 50 keçi kesilip fakirlere dağıtılacak. Bu gece burada tövbe edip bir daha ağzınıza haram sürmeyecek, ibadetlerinizi düzenli olarak yapacaksınız. Boynunuzda olan korumaları sabah sizlerden alacağım ve sizi gizleyecek şekilde ömür boyu takacağınız yeni cevşenler vereceğim. Allah sizden de bu işte bize yardım edenlerden de razı olsun. Peki bizi bu tuzağa düşürüp bu duruma mahkum edenler ne olacak? Ya onlar gene aynı suçları işlerlerse? Size bunu yapan kişi sizin dostunuz olarak gördüğünüz Müslüm adındaki soysuz ve avane takımı. Sizin gibi yüzlercesini bu yollarda kullanıp şan, şöhret, para ve mala kavuşmuş. O bulunduğunuz toplantılarda sürekli insanlar seçilip kurban veriliyormuş. Orada gördüğünüz zenginler ise bu işleri Müslüm'e yaptırıp eğleniyorlarmış. Dostumuzun da bizimle eve gelme nedeni bu. Ona vereceğim bilgileri mahkemeden sonra konuşan padişaha verecek, o da gerekeni yapacak. Peki, bu kafirin bu kadar adaletli olması ya da vereceğiniz bilgiye göre onları cezalandırması
ne kadar inandırıcı ya da ne kadar samimi. Onların haklı oldukları birçok davada haklarını ben ve benim gibi olanlar korudu. O ve onun gibi olanlar da bilirler ki eğer adil olmazlarsa yarın benzer bir olay olduğunda onlar da mağdur olurlar ve bunu hiç istemezler emin olun. Cinler çok fazla kabileye bölünmüştür. Bazı kabileler öylesine azılıdırlar ki kafir cin padişahları bile onları sevmez ve bilirler ki öyle bir kabileye müsamaha gösterirlerse o kabile bulduğu ilk fırsatta onu da peşinde olanları da parçalarına ayırır. Düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı. Yoksa onlar bizden de pek az etmezler. Biz arkadan vurmayız ve doğru olan kimse onun yanında durur, zulme baş kaldırırız. Anladık hocam. Allah razı olsun. O birkaç gün boyunca orada kalıp kurbanların kesilmesi, dağıtılması işlemlerini yaptık. Gitmeden evvelki gecede anlaşmanın imzalanması için kafirlerle yeniden toplandık. Anlaşmalar yapıldı, mühürler vuruldu ve olay sonsuza dek kapandı. Geri dönüşte sık sık uğrayacağımızı söyleyerek hocayla ve cinlerle vedalaşıp önce Bulgaristan'a, oradan da Almanya'ya gittik. İlk işimiz polise giderek olayları anlatıp Müslüm'ün suçlu olduğunu söylemek oldu. Polis, aramalar yaparken biz evlerimize dağılıp yaklaşık bir hafta boyunca aralıksız dinlendik. Bu dinlenmenin ardındansa tekrar bir araya geldik. Bize ilk yardım eden hoca da vardı bu toplanmada. Ondan aldığımız habere göre Müslüm'ü ve bu işi yapanların hepsini paketlemişler. İçeriye atılmalarının üzerinden birkaç gün geçmeden de hepsi o geceki kafir cinler tarafından çarpılmışlar. Evet, bu beladan kurtulmuştuk. Bu işleri yaptıranların cezasının verilmesini de sağlamıştık ama kim bilir başka yerlerde kimler neler yapıyor. Müslüm'le neden bağımızın koptuğunu olayların bitimiyle hatırlamıştık. Bizim çocukluk ve gençlik dönemlerimizde de onun bu şekilde bir inançsızlığı vardı ve birkaç kişiye bunu söyleyerek kendisine uydurmaya çalıştığını duyan ailelerimiz onunla bağımızı kestirmişti. Zaten üzerinden çok geçmeden de o olduğumuz şehirden taşınmıştı. Bizi görünce yeniden tuzağına düşürüp üzerimizden para kazanmıştı. Almanya'ya dönüşümüzün üzerinden birkaç hafta anca geçmişti ki dördümüz de tövbelerimizi yapmış, düzenli ibadetlerimize koyulmuştuk. Aradan geçen onca seneye rağmen bir kez olsun ne ben ne de diğerleri ağzına alkol sürmedi ve ibadetlerini hiç kaçırmadı. Biraz uzun olsa da benim ve dostlarımın başına gelen olayları sabredip dinlediğiniz ve yayınladığınız için teşekkür ederim. Allah sizi kötü düşünen kim varsa bu hayatta onun şerrinden korusun. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.